Benim bir sorum olacaktı son projeyle ilgili. O Tabii. bahsettiğiniz plakaların her bir modülü aslında ebat olarak tek bir tanesinden bahsediyorum. Fiziksel sınırlarla mı hesaplandı yoksa estetik kaygılarla mı yoksa hani bunların arasında optimum bir değerde mi büyük ölçüleri belirlendi? Optimum diye bir şey yok. Hani bu plakalar kararlaştırılmıştı öncesinde. Yani buraya biz işte 238 tane plaka koyalım. Tamam koyalım. 240 da koyabilirlerdi. Ancak bir üst limit hani malzeme boyutuna dair bir şey olur çoğu zaman. Yani derler ki iki elden fazla yapamayız. O zaman tamam bu kadar çıkıyor. Ancak öyle bir şey yok. Onun tam tersine 238 tane yaptığımız zaman zaten gerekli boyutu sağlıyor. Tamam o zaman yapalım bitsin. Hani bu kaygılar içerisinde trafik ulaşımı olabiliyor. Yani hangi araçla taşıyacağız biz bunu? Bu aracı bu kadar büyükte bir plaka sığabiliyorsa bu kadar yapalım diye bir şey olabiliyor. Veya malzeme boyutları olabiliyor. Tabii ki bir sürü kriter var bunu göz önünde bulundurmak için. Ancak burada hangi kriter gözetilmiş diye bir bilgim yok. Yine chatimizden bir soru var hocam. Damla Özcan sormuş. Öncelikle yaptığınız çalışmaları bize gösterme fırsatı sağladığı için size teşekkür etmiş. Projelerinizi tasarlarken referans aldığınız bir kaynak var mıdır? Ve projenizi tasarlarken en çok dikkat ettiğiniz şey nedir? Referans aldığım şey matematik. Daha ötesi bir şey aslında yok ve geometri tabii ki. Çünkü geometri ve matematik sizi her zaman ayaklarınızı yere sağlam basmanızı sağlayan şey. Orada bir hata yapma şansınız olmuyor. Bu yüzden ilk soruya dönecek olursak hani hata yaptığınız zaman Sinem'in sorduğu soru hata yaptınız mı? Yaptığınız zaman ne yapardınız? Hata yapmıyorum. Çünkü ayaklarımı sağlam basıyorum her zaman. Ya olur çözülür o konu diye bir şey düşünmüyorum. O problem olduğu anda o sorunu çözmek için uğraşıyorum artık. Konu ne olursa olsun. Problem varsa önce çöz, sonra devam et. Bahar'ın bir sorusu var hocam. Plakaların ölçülmesindeki amaç ne? Ne yaparken kullandığınız ölçüleri? Tordaki ne? Plakaların değil, misin olanın boyutunu ölçmüştük. Yani o disklerin her birinin bulunduğu yüksekliği ayarlamak için, rengini ayarlamak için ve koordinasyonu ayarlamak için o tabloyu çıkartmıştık. Yani toru yaparken kullandık ölçüleri. Bir de son şeyi sormak istiyorum Tabii. tekrar. Hani bu Grasshopper dediniz galiba, bir de Rhino. Mesela bu programlara yönelmeye nasıl başladınız? Hani sonuçta belli bir bu alana yöneldiğiniz için sizi herhalde tercih etmişler sonuçta. Onu da merak ettim açıkçası. Evet, aynen öyle aslında. Buraya nereden başladım? Aslında doktora çalışmalarım sırasında buna ihtiyacım oldu. Çünkü geliştirdiğim bir yöntemin hayata geçirilmesini sağlayacak şey önceki kullandığım programlar olamıyordu. Ve o dönem ben doktora çalışmasını yaparken yeni yeni çıkan bir programdı Grasshopper. Hani Rhino öncesinde haberdardım ancak Grasshopper'la bu kol kola girmiş hali çok işime geldi. Ve bu yüzden öğrendim, kullanmaya başladım, sorunumu çözdü. Bu yüzden tercih sebebim oldu aslında. Bir arkadaşımız daha bir soru sordu hocam. Mimarlık 4. sınıf öğrencisiymiş ve lisans yapmayı düşünüyormuş. Mimarlıktaki hesaplama ve tasarım, hesaplamalı tasarımda kodlama gibi alanlar ilgisini çekiyormuş. Üst lisans aşamasında bir öneriniz, tavsiyeniz var mı onunla ilgili? Ve o hangi okulları tercih etmesi gerekiyor? Bir öneriniz var mı? Bunu sormuş. Bu iş kendi düşüncemi söylüyorum şu anda. Bu kesinlikle bir son nokta değil söyleyeceğim şey. Ancak kişinin kendisinde bittiği. Yani hesaplamalı tasarımda çok şey yapabilirsin. Ancak bir alıcısı olması gerekiyor. Ve o alıcıyı sağlamanın yolu da insanın kendi çabalarıyla. Bu bir hani şu okulu bitirdim. Ben MIT'den mezun oldum. Oh tamam bitti diye bir durum değil. Çünkü MIT'den mezun olup hala evinde tek başına oturuyor olabilirsin. Hiçbir şey yapmadan. Bu yüzden de bir alıcısını oluşturmak en temel problem. Burada hangi okula gideyim, ne kitabı okuyayım gibi bir kriter değil. Her kitabı okuyun. Her okula gidin gidebiliyorsanız. Yani gittiğiniz okulun bir önemi yok. Çünkü hani ben bir okula gitmeden bu altyapıyı oluşturdum. Kendi çabamla. Yani şu anda örneğin ODTÜ'de hesaplamalı tasarım yüksek lisans programım var. Hani ben o programdan mezun değilim. O program benim zamanımda yoktu çünkü. Hani olsaydı başvurdum ayrı konu. Ancak
kendi çabalarınızla bir şeyler yapmak da mümkün bu hayatta. Alışa geldiğiniz kurgu bu yönde değil. Evet biliyorum. Ancak kendinize de biraz güvenmek, inanmak, bu yolda parçalamak gerekiyor bir şeyleri, yırtmak gerekiyor. Bu slide'da gösterilen tasarımları hocamız mı tasarladı acaba? Genç girdiği için takip edememiş. Bir de mimarlıkta yan dal olarak ne yapabiliriz iyi bir kariyer için? Bu sorunun cevabı yok bende. Yani iyi bir kariyer için ne yapabiliriz sorusunun cevabı yok. Çünkü bu herkesin kendi arayıp cevaplayacağı veya cevapladığını inandığı şekilde cevaplayacağı bir soru. Gösterilen tasarımları ben tasarlamıştım. Sorunun ilk kısmına dair cevabım evet. Merhaba. Tasarlarken kullandığınız program Python mıydı? Maya entegre dili diye bir şey var MEL isminde. Python'a çok yakın ancak Python değil. Ve orada Maya'nın programlama dili olarak geçen MEL, M-E-L. Bakarsanız detaylara ulaşabilirsiniz. Kitaplarda var bu konuda. Kullandığım program buydu. Kodlama dili buydu. Ancak sonrasında aynı Tor'un aynı yapısını Grasshopper'da tekrar yaptım ve çok daha anlamlı bir hale geldi aslında. Anladım, teşekkür ederim. Ben bir seçmeli ders almıştım aslında 2 yıl önce sayısal tasarım diye. Öncelikle Rhino kullanmıştık. Python'la başlayıp sonra biraz Grasshopper temeli aldım. Sonra Grasshopper çok işime yaradı aslında lisans hayatım boyunca da. Daha sonra biraz ara verdim. Şu an parametrik tasarım çok ilgimi çekiyor ve yüksek lisansı düşünüyorum. Yüksek lisans yapmayı düşünüyorum seneye ve sürdürülebilirlik ve parametrik tasarım aslında ikisini böyle entegre edebileceğim araştırmalar yapmak istiyorum. Bunu da aslında Grasshopper kullanarak yapabileceğimi düşünüyorum. Ama Python'da öğrendiğim için, daha doğrusu temel oluşturduğum için acaba hangi programdan devam etmeliyim? Hani bunun soruları var kafamda. Grasshopper zaten Rhino'da Python tabanlı bir arayüz. Yani Python, Rhino'nun ana programlama dili zaten. Bu yüzden bu bahsettiğin aktörlerin birbirinden farklı olduğu bir kurgu yok. Bu tamamı birbiriyle kol kola giden yapıda, hani kolay gelsin diyebilirim şu anda sana sadece. Hiçbir sıkıntı yok söyleyeyim. Teşekkür ederim. Mimarlık birinci sınıflar için önerebileceğiniz bir şey var mı? Kitap okumak ve program falan önemli. Program falan hikaye. Birinci sınıf seviyesinde gerçekten örnek bakmak ve kitap okumak dediğim şey aslında bunu sağlayacak olan şey. Yapılmış olan projelerin, formal biçimlerin örneklerine tanık olmak yeterli bir şey oluyor. Girdi sağlıyor birinci sınıfta. Ben de bir soru sorayım madem kitaplardan bahsetmişken. Sizi böyle tasarım konusunda çok etkileyen, ilham veren bir kitap oldu mu? Hayır. Tamam, çok netti. Teşekkür ederim. Yani bir nokta işaret ettiğim kitap olmadı. Olmayacak, olmaz da. Çünkü yani internet de bir kitap olarak geçiyor benim gözümde. Rastladığım her tasarım, kaynak, kitap aynı bütünleşik kurguya dahil oluyorlar. O yüzden bir kitapla sınırlamak gibi bir şey söz konusu değil. Özellikle çağımızda. Yani bundan 30 yıl önce evet bir kitap kütüphanedeki bir seri numarası çok önemli bir kaynak olabiliyordu. Ancak öyle bir şey artık yok. Yani şu anda aranızdan herhangi biri Rhino'yu kullanmış olsun olmasın bu akşam Rhino'yu öğrenmiş şekilde sabah kalkabilir. Evet, ben de buna birazcık inanıyorum. Hem YouTube olsun, hem farklı kurs platformları olsun. Çok fazla içerik var. Evet. Yani hiçbir şey yok. Sınırı yok. Ve birisinin öngörüsü çoğunlukla yanlış oluyor. Ve sınırlayıcı oluyor. Size dair öngörüsü. Bu yüzden sınırı sizsiniz. Ve hani bu gece Rhino öğrenebilirsiniz sözümü küçümsemeyin. Ayşe Zülen sormuş. Mimari açıdan görmemizi ve bize yeni bir bakış açısı sağlayacağını düşündüğünüz proje örnekleri var mı? Benim verdiğim örnekler çok güzel bir bakış açısı sağlar. Ben Toru hocam görmüştüm bir sene önce tercih döneminde diye gittiğimde.
Hani o zamanlar bu tasarım konusunda bilgim ve fikrim olmadığı için hani sadece ne kadar güzel bir şey olmuş diye bakmıştım. Evet. Şimdi çok daha farklı oldu bakış açım. Tekrar gidip göreceğim. Tamam. Çok güzel. Bu bakış açısı, yani ben yapmış birisi olarak da aslında bu bakış açısının yıllar içerisinde değiştiğine kendi adıma tanığım. Ve bu yüzden değişmesine açık olun kafanızda her şeyin. Dün böyle diyordun, bugün böyle diyorsun. Kendi kendinize böyle bir şey söylemeyin. Açık olmak gerekiyor. Her türlü değişime, her türlü yeniliğe. Merhaba. Acaba sesim geliyor mu? Geliyor. Çok teşekkürler sunumunuz için. Ben bir şeyi merak ettim. Hani size diğer programlar çok yeterli gelmediğiniz için çalışmalarda Grasshopper'ı bir arayış içine girdikten sonra Grasshopper'ı tercih etmiştiniz diye anladım ben. Oluşturduğunuz dilde şöyle bir şey yaşandı mı hiç, hani tasarımı gerçek hayata geçiriyorken, özellikle programlar kullanıyorken bir yerde o programlar tasarımı sınırlıyor, çünkü ne kadar biliyorsan o şekilde programda oluşturabiliyorsun aklındaki düşünceyi veya tasarlayacağın şeyi. Sizde böyle bir durum gerçekleşti mi ve buradan sonra hani proje, evet bir şey tasarladığınız zaman bir yerden sonra program bunu şekillendirdi mi? Programları kullanmadan önce işte bu programla bu projeyi yaparım diyerek yola çıktığınız zaman ve programı da öğrenelim dediğiniz zaman emin olun ki çoğalacaksınız. Bunun aksi ihtimali yok. Yani çünkü sizin öngörünüz ile programlayan, programı yazan insanların öngörüsü hiçbir zaman örtüşmez. Bu yüzden çuvallamanız kaçınılmaz olur. Bu yüzden tercihim her zaman, en başından beri, hani yıllardır bilgisayar kullanıyorum. Önce programı öğrenmek. Programın limitlerini öğrenmek. Program ne yapabiliyor? Ve ondan sonra tasarıma başlamak aslında. Ya zaten programlar insan ürünü olduğu için gün geçtikçe daha çok gelişiyor. Siz de demiştiniz, soru ilk yaptığım programla sonra Grasshopper'da yapmış olduğum daha anlamlı hale geldi. Bu da şey oluyor o zaman, hani şu anda yaptığımız bir projeyi ileride yine aynısını farklı bir programda, ilerlemiş bir programda yapıyor oluşumuz aynı şeyi ifade etmiyor mu oluyor? Tabii ki etmiyor, tabii ki etmiyor. Yani yapabileceğiniz şeyler çünkü çok zıplıyor. Sizin öngörünüzün ötesine zıplıyor. Açılıyor olanaklar. Ve bu kadar insanın determinist olması ihtimali yok. Yani bu, ben bu projeyi böyle yaptım, bunu 10 yıl sonra da böyle yaparım diye bir şey öngörmek manalı değil. Bu yüzden ne yapacağınızı değil, ne yaptığınızı değerlendirin. Yapmış olduğunuz şeyi değerlendirin. Geçmiş yönelik. Bir de son bir şey daha merak ediyorum. Şöyle bir şey gerçekleşiyor yapay zeka ve programlarla beraber. Yapmış olduğumuz tasarımın da aslında gerektirdiği, kullanmanızın gerektirdiği programlar da değişiyor. Yani örneğin A projesi Grasshopper'ı gerektiriyorsa B projesi atıyorum Archicad'i gerektiriyor ve biz tasarımımızı gerçekleştirdikten sonra kullanacağımız programı kararlaştırmak daha mantıklı hale mi geliyor, yoksa hani bir şey üzerinden ilerlemek mi daha iyi yani, olabiliyor? Benim şeyim, düşünüş şeklim, tasarıma başlarken zaten ne yapabildiğimi, yani ben her gün program değiştiriyor gibi bir yapıya sahip değilim. Hani son 10 yıldır Rhino'yu kullanıyorum ve şu aşama için bir eksikliğine tanık olmadım hiçbir aşamasında. O yüzden değiştirmek gibi bir niyetim de şu aşamada yok. İleride olabilir tabii ki. Ancak o değişene kadar yapacağım kütüphane, programlama, tasarım dili belli bir kütüphane içerisinde kalmış durumda. Öyleyse bir sıkıntı yok benim için şu aşamada. O zaman bir şeyi de özelleştirip orada çoklaştırmak, kendini biliyor olmak tasarımda da herhalde... Evet. Bir dil oluşturuyor o zaman. Çünkü yetkinliği sağlıyor. Yani diliniz Grasshopper dilinden devam edin. Yani tasarım dili, biçimsel olarak bir tasarım dilinden bahsetmiyorum da yapabilme üzerinden bir tasarım dilinden bahsediyorum aslında burada. Evet, ben de. Çok teşekkür ederim. Aydınlattığınız için ve sunumunuz için. Çok keyif aldım ben.
Sofar tadı. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Biz teşekkür ederiz katılımlarınız için. Chat'ten de bir sorumuz var hocam. Aynen. Sefa sormuş. Plakaların tamamı bitirildikten sonra avlu olarak görülen yere entegre edilirken plakanın üzerindeki kanallar içeriden gözüküyor muydu? Bir de o avlu yerinin boşluğu nasıl ayarlandı? Avlu yerinin boşluğu tamamıyla keyfi olarak iç mekansal gereksinimler doğrultusunda ayarlandı aslında. Yani o afaki şekil, ben öyle isimlendiriyorum, iç mekanlara etki yaratacak şekilde çizildi ve aşağıdan o şeyler bir eğime sahip olduğu için kanallı yüzeyler, yani öne doğru eğimli bir yapıda, yani buradan bak, hani metrelerce aşağıdan baktığı zaman görünüyor kanallar, ancak intibası tabii ki çok ileri seviyede, yani 15 milim, 10 milim, 20 milim olmasının bir farkı aslında olmadı. Bize katıldığınız için, sunumunuz için, güzel anlatımınız için biz çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir etkinlik oldu. Çok da şey kattı bize bence. Rica ederim.